AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sizin hayatınızda sadece mum gaz lambası vardı diye açıklama yapmasının üzerinden bir gün sonra Isparta karanlıkta kaldı. Isparta'nın pek çok bölgesinde 48 saati bulan, bazı mahallelerinde ise 48 saati geçen elektrik kesintileri yaşanıyor. Soğuk havalarda en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda 48 saate varan elektrik kesintileri elektrik dağıtım altyapısının iflas ettiğinin açık bir göstergesidir. Daha 2 hafta önce sanayide üretimin durmasına neden olan arz güvenliği krizini henüz çözemeyen iktidar şimdi de kesintisiz elektrik hizmeti veremiyor. Hep diyoruz, Türkiye'de bir enerji buhranı var. Elektrik hizmeti ne ucuz ne de kesintisiz durumda. Nüfusu 500 bini bulan bir kentte gerekçesi ne olursa olsun 48 saat elektrik kesintisi yapılması asla kabul edilemez. Türkiye'de elektrikte kurulu gücün 100 bin megawatt olmasına karşın sistem 55 bin megawatt tüketimin üzerine çıktığında çalışamaz hale geliyor. Elektrik kesintilerine neden olan altyapı arızalarını gidermek ve dağıtım sisteminin nitelikli bir şekilde çalışır durumda olması şirketlerin ana sorumluluğudur. Elektrik kesintisi hem ticarethanelerde hem konutlardaki soğuk zincirin kırılmasına neden olmuş durumda. Buzdolabında gıda muhafaza eden vatandaşlarımız mağdur olmuş durumda. Derin dondurucudaki yiyecekler bozuldu. Tıbbi cihaz desteğiyle yaşamını sürdüren vatandaşlarımız da kesintiler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu nedenle Isparta'da vatandaşların mağduriyetleri tespit edilerek hemen giderilmelidir. Evinde ısınamayan, dolabındaki gıda ürününü atmak zorunda kalan vatandaşlarımızın zararı hemen karşılanmalıdır.